Merhabalar sevgili Lego severler. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Sizlere geçen hafta söz verdiğim gibi Lego Grand Piano'yu sunacağım. Arkadaşlar 2003'ten beri ben Lego hastasıyım. Lego biriktiriyorum. Lego koleksiyonu yapıyorum. Yüzlerce Lego seti yaptım. Yani sabah kalkıyorum Lego, akşam yatıyorum Lego. Mesleğim Lego değil ama yani her şeyi Lego ile şey yapıyorum diyebilirim. O kadar Lego yapmama rağmen yaptığım en güzel set buydu. Bu. Diyebilirim. Yani sizlere Millennium Falcon gibi en büyük set, şimdiye kadar en büyük set veyahut da Star Destroyer'a ne, yani bütün büyük setlerin hepsini yaptım. Taç Mahal'den tutun her şeyi yaptım. Fakat bunun gibisini görmedim. Lego Grand Piano Idea serisinden arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Idea serisi Lego severler Lego Idea sayfasında birkaç tane icat mock sunuyor. Bunları eğer 10.000 tane beğeni aldığı sürece Lego ondan sonra karar veriyor yapıp yapmamayı. Bu seti Idea sayfasına Donnie Chen sundu. Ve tabii ki hemen 10.000 tane beğeni aldı. Ve bunu aynı zamanda Lego hemen kendi şeyleriyle böyle bir parça set bize kavuşturdu. Tabii böyle bir müthiş bir seti yaptıktan sonra sizlere müthiş bir müzikle sunmak istedim. O yüzden Mümin Sarıkaya'nın şarkısıyla başlamak istedim. Öyle bir kafama yattı. Çok beğendiğim bir şarkı olduğu için. Tabii hepimiz beğeniyoruz. Müthiş bir Lego set ortaya çıktı. Piyanomuzda powered up var ve iki şeyle kullanabiliyoruz. İki tür kullanabiliyoruz. Bir powered up bir kullanma çeşidi. Kendisi çalıyor. Şöyle yapayım size. Böyle kendisi çalma var. Ve dinleme fonksiyonumuz var. Şimdi dinleme fonksiyonunu aldığımız zaman böyle bir tane şarkı seçiyorum. Burada da bu seti icat eden Donnie Chen'in şarkısı. Kendi bestesinden bir şarkı sunmak istiyorum. Öyle çalıyorum. Böyle oynuyorum. Tabii arkadaşlar bu oynama fark ettiğiniz gibi hepsi bir şeyde bir tonda yürüdü. Yani müziğe göre çalmıyor. Hepsi bir türde yürümüş oluyor. Orijinal müziği çalması için 25 tane powered up motoru gerekiyor. Yani ona da ne fiyat olarak uygun olur ne de yer olarak uygun olur. O yüzden böyle bir çözümü üretmiş Lego ve ben de çok beğendim yani.
Şimdi mesela başka bir şarkı seçebiliyorum mesela listemden. Mesela çalıyorum. Böyle. Yani böyle kendi çalma oluyor. Ondan sonra şu düğmeye bastığım zaman arkadaşlar, şuradaki şu düğmeye bastığım an otomatikmen şöyle oluyor. Böyle hepsi yine kendi ayarına geliyor. Otomatikmen ayarına geliyor. Ayrıca şöyle bir imkanımız var. Şunu size göstermek istiyorum. Kendimiz de çalabiliyoruz. Kendimiz çaldığımız zaman bir şarkıyı seçiyoruz. Mesela ben Beethoven'den Föhlize'yi seçiyorum. Tabii benim Almanca olduğu için Almanca'dan gösteriyorum. Şimdi kendim çalabiliyorum. Fakat kendim çalınca şuna dikkat edin. Fark ettiyseniz hep aynı düğmeye bastım. Yine de doğru şarkıyı çaldı. Şöyle de yapabilirim. Yani hangi düğmeye basarsam basayım fark etmiyor. Ama bastığım an çalıyor. Basmadığım sürece yani hangi düğmeye basmam fark etmiyor. Öyle bir şey. Ama böyle daima basa basa şey oluyor. Kendim yaptım. 7 saat içinde bu seti bitirebildim. 3662 parça için epey hızlı bir şey saat olarak. Bunu sebebi 3662 parça fakat küçük parçalardan değil. Çok büyük parçalar. Küçük parça çok az var. Çok çok büyük parçalardan bir set. Müthiş bir zevk aldım. Yaparken hatta sunmaya bile geldiğimde düşündüm bir kravat takmayı yani. Ama sonra fark ettim ki benim hiçbir kravatım yok. Hiç de olmadı. Evet. Donnie Chen Çin asıllı. Kullanım kılavuzundan da size gösterebilirim. Resmini şey yapabilirim. Burada zaten ona şey yapmışlar. Şu arkadaş. Bunu sunuyor. Kullanım kılavuzu 500 küsur sayfadan oluşuyor. Aralarında birkaç ünlü bestecilerin yazıları var. Beethoven, Mozart falan. Onların yazıları var. Tabii onlar şu anda konu değil. Konumuz piyano ve Lego. €350'luk set. Fakat benim görüşümce 350 euro'nun değer. Arkadaşlar şimdi ebatları size göstereyim. Kalınlığı arkaya doğru 35,5 santim, yüksekliği 22,5 santim, ebatı 30,5 santim. Tabi klavye açık olduğu zaman daha yükseliyor tabii ki. Alman YouTube kanallarında 2-3 kişi bu piyanoyu tanıttı, sundu. Orada bir iki kritik vardı. Efendime söyleyeyim şu şey kırmızı olması şikayet edildi. Yani 3 tane parça vardı. Şurada 3 tane ayağı olduğu için yani siyaha gidip o siyah parça bulunduğu için alıp da şey yapabiliyoruz yani. Ben bunu fazla şey olarak görmüyorum. Tabii ki siyah olarak güzel belki de olabilirdi de. Fakat şeyin içinde de şurada da kırmızı olduğu için
klavyenin kesinlikle. Ve şurada da altın ve kırmızı olduğu için benim yine de çok hoşuma gitti yani. Yani beni hiç rahatsız etmedi. Eğer biraz bir şey rahatsız ettiyse şunların teknik parçalarından oluşması. Yani tip olarak biraz daha güzel yapılabilirdi bence. Hatta onu daha düşüneceğim. Değiştirebilir miyim? Değiştirmeyi yapacağım. Ama şu kırmızıyı bazıları gidip siyah takıyorlar. Ben kırmızı da bırakmak istiyorum. Yani siyahı değiştirmeyeceğim. Benim hoşuma gidiyor. Kim ne derse desin. Benim, önemli olan benim hoşuma gitmesi. Motorumuz arkaya gizli. Şurada arkada. Bir tane powered up motorumuz var. Ve bunu yapmama rağmen, bu seti kendi yapmama rağmen nasıl çalıştığını bir türlü anlamadım. Yani nasıl çalışıyor? Tamam, şimdi şurada gördüğümüz gibi yükseliyor, şey yapıyor ama ses nereden geldiğini, ses tabii ki telefondan geldiği için ama nasıl çalıştığını sonra zaten ben de YouTube'dan bakarak öğrendim. Sensör var Powered Up'ta. V-Do'lara ait olan sensörde. O sensör şurası yükseldiği an, şu şeyi yükseltiyor ya. O yükseldiği zaman o sensör diyor, düğme basılıyor ve o sensörde müziği çalıyor. Yani aslında çok basit bir şeyle yapılmış. Böyle çok güzel bir parça olmuş. Tabii siyah olduğu için arkadaşlar şunlar bazı parçalar hepsi aynı renk olmuyor. Küçükleri biraz koyu, biraz şey. Ama benim şöyle bir şey diyebiliyorum. Şimdi diyeceksiniz amma da Lego'yu şey yapıyorsun ama ne yapayım işte, sonuçta Lego severim. Ama hiç olmazsa Lego olduğu belli oluyor. Yoksa hiçbir yerde bir tane Lego taşı gözükmüyor. Şuradan hariç. Yani Lego taşları olduğu belli değil yani. Hepsi saklanmış. O yüzden benim rahatsız etmiyor. Yani sonuçta Lego parçası gidip bir model alırım. Yani Lego istemesem, yani ne bileyim şey istemiş olsam giderdim Lego alırdım. Lego almazdım. Bir model alırdım. Zaten de Lego'nun özelliği de bu yani. Lego olduğu birazcık da olsa belli olsun. Öyle bir güzel yapılmış ki yani. Lego demeye bin şahit. Fark ettiğiniz gibi arkadaşlar, öteki sunduğum şeyler hep yemek odasında yapıyorum. Bu sefer bu piyanoya layık bir şekilde oturma odamdaki masaya geçtim. Masa beyaz olduğu için daha güzel sunabilirim diye siyah. Öteki yemek odamdaki masa camdan olduğu için güzel gözükmüyordu. O yüzden böyle sunmaya karar verdim. Evet. Gelelim sandalyemize. 21 tane torbamız var. Yani 21 numaralı torbamız. Daha bu torba daha fazla da. 21 numaralı torbamız. 21.de de sandalyemiz çıkıyor. Bu sandalyemizi şöyle indirip çıkartabiliyoruz. Şöyle size göstereyim. Şuradan bakabiliriz. Yani çok basit bir teknikle yapılmış ama süper bir teknik. Şimdi
Idea setlerden en büyüğü şimdi bu Grand Piano oldu. 3662 parçayla. Bundan evvelki Ağaç Evi. O da 3000'in üzerinde parçaydı. Fakat onda fiyatı 2200 euro civarıydı. Boy olarak en büyüklerden de NASA şeyi. O da 119 euroydu. O da 1 metrenin üzerinde yüksekliği olduğu için tabii en büyük olarak da oydu. Ebat olarak. Fakat parça olarak tabii fazla bir parça değildi. Ama bu muhteşem bir set. 2003'ten beri yani Lego'nun böyle bir şeyler bir gün yapabileceğimizi aklımın hayal bile edemezdim. Bir hafta içinde bunu ne yazık ki çok işim olduğu için ancak bir hafta sürdü bunu yapabilmem. Ama size sonunda sunabildiğime çok sevindim. Türkiye'de gelmiş olması lazım. Gelmediyse bazı devletlerde 2-3 ay sonra geliyor. Türkiye galiba Amerika gibi çıkıyor piyasası. Orada da bazı setler biraz geç geçiyor. Şu anda Idea setler sırf özel her yerde satılmadığı için indirim fazla bekleyemeyeceğiz bu sette. Ama yine de müthiş değdi diyorum. 350 euroyu şey yaptı. Şimdi tabii diyeceksiniz bir oyuncak şey diyeceksiniz ama unutmayın arkadaşlar Lego değerini kaybetmiyor. O yandan da paranızı da çöpe atmıyorsunuz sonuçta. Şimdi şeyi de göstermek istiyorum size arkadaşlar. Burada iki tane pinle şöyle şunları çıkarttıktan sonra şu iki tane pinli çıkardıktan sonra şurayı şöyle açabiliyoruz arkadaşlar. Ve size onu göstermek istiyordum zaten. Şu şekil. Aha. Evet şunu şimdi yapmış oluyorum. Yapmış oluyorum. Şunu göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle. Ne yazık ki bir elimden kamerayı çektiğim için öteki elimden çıkartamıyorum. Çıkarmayı isterdim. Evet. Ve çıkartabildim. Şimdi hiç olmazsa şurayı. Şu arkadaşlar şu sıra işte bu klavyeyi takmadan önce şurası ayarlarına dikkat etmek lazım. O şey. Ve şöyle ben hepsini göstermiş olayım. Elbette biraz şey parçalar çok benzer şey yapıyor ama gerçekten de çabuk oluyor. Yani canın hiç sıkılmadı yani. Seyrettiğiniz için size çok teşekkür ederim. 8. ayım felaket bir ay oldu Lego severler için. Büyük büyük Nintendo çıktı. Size onu göstermek istiyorum. Daha Nintendo Movie Nintendo diyorum. Ninjago setlerini göstermek istiyorum. Avengers setlerini göstermek istiyorum. Bütün yenilikleri göstermek istiyorum ama tabii hepsi sırayla öncelik piyanoydu. Bunu size sunabildiğim için çok mutluyum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın. Güle güle.